Otururken nelere dikkat etmeli? Yemek yerken masa kuralları nasıl olmalı? Nasıl tokalaşmalı? Hepsinin bir usulü var. Eskilerin adab-ı muaşeret dediği görgü kurallarından söz ediyoruz tabii ki. Bakın o kuralların uzmanı bizlere neler anlattı. Hep bilek masaya değecek. Erkeklerde bacak açıklı omuz hizası kadardır. Adab-ı muaşeret deyince aklınıza başınızın üzerindeki kitapla yürümek gelmesin yalnızca, değil mi? Kesinlikle. Çok daha fazlası. Gökhan Bey merhaba. Merhaba. Yanlış mı yaptım? Daha iyi olabilirdi. Günlük hayatımızda belki de hiç dikkat etmediğimiz görgü kuralları vardır. Mesela tokalaşma. Yanlış yaptım ama doğrusunu öğrenebiliriz. Yanımızda iletişim ve zarafet uzmanı Gökhan Dumanlı var ve bize adab-ı muaşereti gösterecek. Avuç içlerin birbirine değiyor. Parmak bu şekilde duruyor. Göz teması kuruyoruz. Çok sallamıyoruz. En büyük yaptığımız hatalardan biri bu. Eğri oturup doğru konuşalım der atalarımız ama yok öyle. Eğri oturmak adab-ı muaşerette nasıl yapacağız? Erkeklerde bacak açıklı omuz hizası kadardır. Eller her zaman dizlerin üstündedir. Kadınlar daha zarif görünmek için hafif yan ve bacaklarınız dış. Bu işe ilk kez girecekler nereden başlamalı? Örneğin bir iş görüşmesine gittiniz. İş görüşmesinde nasıl davranılır? Kartvizit nasıl sunulur? İş yemeğine gittiniz. Yemek nasıl yenir? Bütün bunların hepsini dünyada kuralları var. Mesela kart vizitimi yeni tanıştığım birine nasıl sunmalıyım? Mesela şu şekilde kart uzatanlar var. Hiçbir şey ifade etmez karşı taraf için bu. İsmimin ve soy ismimin yazılı olan tarafı sizin okuyacağınız şekilde kartı da kapatmadan şu şekilde sunmak. Geldik benim için en zor kısma. İnanılmaz kafa karıştırıcı. Bence bir restoranda bu kadar çok çatal, kaşık ve tabağın olması. Şöyle, ne yapacağız? Bunları dıştan içe doğru kullanacağız. Her zaman siz masaya yakın duracaksınız. Masaya oturduktan sonra ilk yapacağımız iş ellerimizin her zaman masanın üzerinde olacağını bilmek. Bileklerde, evet, çok güzel. Şu çarpı işareti yemeğe devam ettiğimi gösterir. Yemeğin bittiyse artık 4'ü 20 geçe dediğimiz şu pozisyonumuz yemeğimin bittiğini gösterir.